Kılıçdaroğlu kalmalı mı, gitmeli mi? Gitmeli. Bak, seviyorum. Seviyorum. Çok değerli bir insan. Ama derhal ayrılmalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra yerel seçimlere yeni bir liderle girmesini istiyoruz. Durmaması gerekiyor ya. Yani istifa etmesi gerekiyor. Sadece o değil. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değil. Yani partideki bütün her şeyin baştan sona değişmesi lazım. Yeni bir yapılanma, hani kendini solda gören, Cumhuriyetçi, yani solda gören insanların oraya gelmesi lazım. Mutlaka düşünmüştür bunu. Ve bunun sonucu da partiden istifa edip, genel başkanlığı bırakıp, partide bir abi gibi devam etmek. Yani yeni örgütlenmenin önünü açmak. Tamam, teşekkür ediyoruz yine Kılıçdaroğlu'yla. Bu mesele Kılıçdaroğlu meselesi değil. Mesele bir ideoloji, bir mantık meselesi. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz yine Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir dönüm noktasında ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak istemiyor. Ancak toplumda, kamuoyunda, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler diyorlar ki artık yeter, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. Bugün Kocaeli'nin Teksen köyündeydim. Teksen köyü Kocaeli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta kalesidir. Ve bu seçimlerde oyunu arttıran tek köydü ve gerçekten bir kaledir. Teksenliler Cumhuriyet Halk Partisi'ni severler. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirler. Ancak ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeteri kadar ilgi görmezler. Çok şey de beklemiyorlar. Ara sıra uğrasınlar, bize teşekkür etsinler, ona da razıyız diyorlar. Onlar Atatürkçü, onlar Cumhuriyetçi ve onlar gerçekten yurtsever insanlar ve o insanlara tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarının teşekkür etmesi lazım. Ve o güzel insanlar ve o iyi insanlar diyorlar ki artık Kemal Kılıçdaroğlu bırakmalı. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi tabanının aslında %70'i, 80'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık genel başkanlığı bırakmasını istiyorlar. Hatta hemen istifa edip partiyi kurultaya götürmesini istiyorlar. Çünkü yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimlere fazla bir vakit kalmadı. Parti bu kongrelerle ve kurultayla oyalanmasın, Kemal Bey de inat etmesin, hemen bıraksın diyorlar. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi tabanı artık Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümek istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun da bunu anlaması gerekir. Halkın sesine, partinin tabanına bugüne kadar hiç kulak vermedi. Hiçbir defa sormadı. Kimi belediye başkanı yapalım, kimi meclis üyesi yapalım, kimi milletvekili yapalım, kimi parti meclisi üyesi yapalım, kimi genel başkan yapalım diye gerçekten hiç sormadı ve çeşitli ayak oyunlarıyla genel başkanlık koltuğundan kalkmadı ve Kemal Bey etrafına doldurduğu neoliberallerle, genel merkezdeki o aristokratlarla adeta etrafında bir çember oluşturdu ve bu çemberin dışına da ne çıktı ne de o çemberin dışındakilerin hali nicedir diye hiç sormadı bile. Atatürk'ten, Atatürkçülükten uzaklaşan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sağa kaydıran, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısına dışarıdan ithal ettiği derin devletçileri, aklınıza ne gelirse Atatürk düşmanlarını dolduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık gerçekten zamanı dolmuştur. Ve insanların sesine kulak verin. Parti tabanı diyor ki, Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki artık yeter Kemal Kılıçdaroğlu. O koltuğu bırak, iyilikle bırak, güzellikle bırak. Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki 3-5 tane koltuk meraklısıyla veyahut da genel merkezde neoliberallerin temsilcisi olarak o koltukları dolduran bir takım zevat Kılıçdaroğlu'nu bıraktırmak istemiyorlar, farkındayız. Ama Kılıçdaroğlu artık bırakmalı. Zamanı dolmuştur. Çoktan bitmesi gereken bir hikayeydi. Uzattılar, uzattılar, uzattılar ve Türkiye'nin en büyük seçimini de kaybetmeyi örgütlediler. Evet, buyurun bakın Teksen insanları ne diyor. Kılıçdaroğlu kalmalı mı, gitmeli mi? Gitmeli. Bak, seviyorum. Seviyorum. Çok değerli bir insan ama derhal ayrılmalı. Arçelik'te çalıştım. Oradan emekli oldum. Oradan emekli oldum. Maalesef, maalesef çok üzülüyoruz. Çok kahrediyoruz.
ama kendilerinden beraber bizi de yaktılar. Kendileri de yandılar. Peki. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu severek seviyorum. Düzgün insan, dürüst insan. Maalesef bir sefer bu parti denişmeli. Bu partide lider denişmeli. Onun için Kılıçdaroğlu güzellikle, tatlılıkla partiyi karıştırmadan onlara direktif, güzel destek vererek güzel bir insana genel bırakmalı. Biz de geleceklere bak bunu istemedin. Buyurun. En güzel adayı da seçtik. Kurultay'da hiç olmazsa bir sefer de iktidara yürüyelim diyelim. Yani artık yeter diyoruz, yeter. Birkaç sefer seçim kaybettin. Bunlara boyun eğdik. Ama bir sefer boyun eğecek yer ta kalmadı. Boyun eğecek yer kalmadı. Yani buna beddava olarak değil, severek diyorum ayrılsın. Seviyoruz da. İyi bir insan, dürüst bir insan ama maalesef ayrılmalı artık. Yani bunu Tanju, onu da diyorum. O kendi adalet yürüyüşüne nasıl katıldıysa Ankara'dan İstanbul'a kadar, o adamın da hakkı yürümek, deniştirmek. Çünkü deniştirmek o da haklı. İhraç etmeye, yok öyle bir şey. Disipline verdiler. Şu olmaz. Onu nasıl karşılıyorsunuz? Onu ihraç meselesi, onu birkaç sefer dinledim. Bolu Belediye Başkanı'nı. Onu fazla yani içinden bilmiyorum. Onu parti içinden biliyorlar. Ama yürüyüşünde haklı görüyorum. Ve aynı kendi nasıl yürüdüyse o da yürümüştür. Adalet arıyorsa bu haklıdır yani. Bu da ama partinin içinde her gün karışıklığa da gerek yok. Bu da bizi çok üzüyor. Partiyi de karıştırıyor. Geleceği de karıştırıyor. Bunlar vatandaş diyor ki bunlar kendi içinde halledemiyor. Gelecekte ne halledecek deniliyor. Biz üzülüyoruz ama bizim partimizin içinde çok insanlar var. Dürüst insanlar var. Yani bu partiyi yukarı çıkaracak. Yani ne bileyim ki bugün mesela İmamoğlu var. İmamoğlu gibi 10 tane, 100 tane insan vardır. Yani artık bırakın. Ama İmamoğlu alır. Ama yanındaki, ama bu CHP'nin içinde yanındaki o Faik Öztrak'la bilmem neler, bunlar gitmeli. Bülent Kuşoğlu. Bunlar gitmeli. Ya yeter artık ya. Ya bir insan 10 defa, 5 sefer milletvekili olur mu ya? Ayıptır ya. Hanedar. Ne farkın kaldı AKP'den? Evet. Yani onun için bunların yani... Son olarak şunu sorayım. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında mı gitmek gerekir? Yoksa Kılıçdaroğlu değişip de mi öyle gitmek? Bu yerel seçimlere. Yerel seçimlere. 9 ay sonra yerel şimdi seçimlere. Şimdi mutlaka denişmeli gitmeli. Neden biliyor musun? Gene Kılıçdaroğlu var diyecekler. Evet. Yani bu adam istemiyor. Vermiyorlar ya. Vermiyorlar. Kılıçdaroğlu mesela bu şekilde olmaz. Çok seviyorum. Çok dürüst adam, namuslu adam. Ama maalesef artık bu denişmeli yani. Evet, bu intibayı da kaybetmeden... İtibarı olsun. Bu bizim doğal başkanımız olsun. Evet. Aleykümselam. Doğal başkanımız. Ya da gitsin Deva Partisi'ne genel başkan. Bu kadar basit. Değil mi? Bu kadar basit. Peki, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Atatürk'ümüzü seviyoruz. Onun kurduğu CHP'nin şemsiyesi altında devam ediyoruz. İnşallah bir gün gelecek bu insanlar anlayacak. Seçimler şu anki liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde genel seçimlere gittik. Çok umutluyduk. Kesin garanti gözüyle baktık. Ama maalesef olmadı. 13 seçim kaybedildi. Niye olmuyor? Biz de anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu gibi bir liderin bu Türkiye'ye dürüstlükte çok fazla olduğu, dürüstlük kazandırmıyor anlaşılan. Bu insanlar dürüstlüğü pek... ama bu sefer çok umutluyduk. Çok şansımızın yüksek olduğunu düşünerek ama altılı masanın bize kazandırdığı hiçbir şey yokmuş gibi oldu. Sadece Meral Akşener'in de masadan kalkması, tekrar geri dönmesi
O da hoş olmadı. Evet. Muharrem İnce'nin de aday olması, tekrar adaylıktan vazgeçmesi, o da bir sorun, o da bir oy kaybettirdi. Meral Akşener'le Muharrem İnce Millet İttifakı'na oy kaybettirmiştir seçimde. Bu ittifak yapılan partilerin de hiçbir faydası olmamıştır. Ha, Yeşil Sol Parti oyunu verdi, yeteri kadar o da kaybetti. Desteğini verdi daha doğrusu. O da yetmedi yani. Ama en büyük seçim zaferini kazandı. En yüksek oy olarak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra yerel seçimlere yeni bir liderle girmesini istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık genel başkanlık hikayesi bitmeli. Kılıçdaroğlu'nun evet. Yeni bir genel başkanla kurultay seçimden önce yapılmalı. Evet. Ve yerel seçimlere de yeni genel başkanına gidilmeli. Evet. Yeni bir jenerasyon, yeni bir güç, yeni bir enerji. Artık kendisi de yaşlanmıştır. Yorulmuştur. Yorulmuştur. 13 yıldan beri çok sevdi kendisini, çok dürüst. Ama bu dürüstlük Türkiye'ye ağır geldi. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçimler bitti. Teksen Köyü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ve Kocaeli'de en yüksek oyu aldığı yer. Oyunun arttığı tek köy aslında. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi seçim sonuçları köy için iyi, ülke için kötü. Yani ülke için çok kötü. Ya hala da kendimize gelmiş değiliz. Hayal kırıklığına mı uğradınız? Tabii canım, yani hayal kırıklığı. Herkes umutlandırıldı. Birçok umut verildi. Tabii bu umutlar da yıkılınca yani hala toparlanamadı yani insanlar. Şimdi gidiyorsunuz, zaten insanlar seçimden önce de gülmüyordu. Şimdi köyde zaten gülen insan yok. Yani herkes hayal kırıklığına uğradı. Yani hayal kırıklığına uğratıldı aslında. Yani hiçbir şey yapmadan kazanılacak seçimi bir şey yaparak, uğraşarak zorla seçim verdiler. Kılıçdaroğlu kalsın mı, gitsin mi diye de bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun pek gitmeye gönlü yok. Partinin başında kalmaya devam etmek bundan sonra da gitmeye niyeti yok gibi görülüyor. Gitmeli mi Kılıçdaroğlu, kalmalı mı? Benim için zaten gitti. Yani o seçimden önceki en son meclisteki toplantıda ne dedi? Tamam, ben bitiriyorum artık dedi. Yani seçilseydi de bitmişti. Çünkü Cumhurbaşkanı olacaktı. Tarafsız Cumhurbaşkanı. Seçilemedi, yine bitti. Yani orayı hala da durmanın, bir şeylere inat etmenin şeyi yok. Yani durmaması gerekiyor ya. Yani istifa etmesi gerekiyor. Sadece o değil. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değil. Yani partideki bütün her şeyin baştan sona değişmesi lazım. Yeni bir yapılanma, hani kendini solda gören, Cumhuriyetçi, yani solda gören insanların oraya gelmesi lazım. Bana göre dediğiniz gibi işte sağ parti geçen ne dedi? 26'lı ittifak yaparım. Ya 16'lı. Ya 16 26 fark etmiyor. 50'li ittifak da yapsan ya bu iş bitti. Yani insanları sandığın başına nasıl götüreceksin yerel seçimlerde bu kafayla? Yerel seçimden sonraya bırakılmalı mı, bırakılmamalı mı? Siz de bir delegesiniz, il delegesiniz evet. Bu köyün. Bu konudaki düşünceniz nedir? Hemen şu anda başlanması lazım. Delege yapılanması, ilçe seçimleri, il seçimleri, büyük kurultay. Seçimden önce hemen bitmesi gerekiyor bunun. Yani kim aday olacak, genel başkan kim? Yani CHP genel başkansız kalmaz, kendi içinden birilerini çıkarır. Ama inşallah devrimci birileri çıkarır yani. Solda birileri çıkarır. Evet. İşin özü de burada, zaten devşirmelerle olmuyor. Olmayacağını da söylemiştik ama ne yazık ki böyle oldu. Hayal kırıklığına uğradım dediniz. Tabii canım. Yani komple ya, düşünsene babam 75 yaşında, babam bile hala da kendini toparlayamadı. Hani o kadar heveslenmiş ki 75 yılında bir neyi gördü? 77'yi. Yani Ecevit iktidarını gördü. Başka iktidar görmedi adam. 75 yaşında dedi ki tamam, bu sefer hani zaten hadi son iktidarım olur, bir göreceğim. Öyle bir heves vardı. Evet. Seçim bitti. Şimdi gidiyorum kahveye, bakıyorum babama, babam böyle düşünüyor yani. Gülmüyor, insanlar gülmüyor. Evet. Bunu güldürmeyen insanlar biz değiliz.
yukarıdakiler. Evet. O pastayı bir türlü bölüşemeyenler. Yeter. Tamam. Teşekkür ederiz. İyiydi, güzeldi. Heyecan vardı. Olmadı. Artık gidin ya. Gidin yani. Hepsi beraber gitmesi gerekiyor. Nasıl bir ruh hali içerisindesin? Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Seçim sonuçlarına iki aşamalı baksak daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Şimdi seçim öncesi ve seçim sonrası. Şimdi seçim öncesi ciddi anlamda muhalefetin bir umudu vardı. Ve kazanılacağına bütün anketler de dahil ve bütün dış basın da dahil artık bir şeylerin değişeceğine olan inanç çoktu. Ve muhalefet kanadı bir ittifak oluşturdu. İttifak sürecinde ara ara sıkıntılar çıktı. Bunlar ittifaklarda oluyor. Her ittifakta var bunlar. Umut çoktu ama seçimin yanlış yönetilmesinden dolayı ya da yanlış söylemlerden dolayı mı diyeyim? Biz yine umudumuz çoktu ama seçim günü ciddi anlamda zaten meclis gidince Cumhurbaşkanlığı kazanılmadı iki taraf tarafından ama meclis gidince zaten bir adım öne geçiyor iktidar. Seçim akşamının da çok düzgün, planlı ve takibi iyi yapılabilen bir çalışmayla yürütüldüğünü düşünmüyorum. Sonuçta seçim akşamı yenildik, kazanamadık. Çok büyük bir hüsrana uğradık. Bir ruhsal bir sıkıntıya, bunalıma ciddi anlamda girdik. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı muhalif kanatta. Ve artık 21 yıllık bir iktidar, bir faşizm, bir baskı sistemi yok olacaktı. Yani en azından bir hava değişimi olacaktı, bir umut olacaktı. Biz hep böyle baktık. Bu niyetle seçim gününe girdik. Bu niyetle gittik, oyumuzu verdik. Ama sonuç yine kaybettik. Çok ciddi anlamda bir taktik hatasıydı bu. Şimdi Babacan ve Davutoğlu'nun ittifaka katılmasında bir sıkıntı yok. Yani tavır ortaya koymuş olurlar. Ancak listelerin yapımında kendi örgütlerinden, kendi partinin içinden gelen kadroları diskalifiye edip yerlerine tamamen başka bir kültürde olan ve bir süreçte iktidarla yan yana olan, iktidarın içinde olan, oradan kopan bir partiyi, iki partiyi sürecin içine katıp ve kendi milletvekili alabileceğin sayıların içine yerleştirip imtiyaz tanıdığın zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Örnek şunu söyleyelim, mesela Kocaeli diyelim, kendi bölgemizde. Kocaeli'de zaten CHP 3 milletvekili alıyor. 4 çıkartıyordu bu şeyde. Yani bu şartlarda 4 çıkartacaktı zaten. Evet. Zaten çıkartacaktı yani bunu. Yani kendi oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi 4 milletvekili çıkartıyor. Sen onu alıyorsun yani. İttifak yapmasan da bunu alıyorsun. Sen ittifak yaptık diye alabileceğin sayı içerisine AK Parti'den kopmuş ve tamamen AK Parti zihniyetindeki isimleri koyarsan ondan sonra yine kendi oyunu alırsın. Evet. Yani kendi oyuyla AKP'ye milletvekili kazandırdı. Aynen çok öyle oldu. Çok büyük bir hataydı. Ben madem ki ittifak yapıyorsun, onun sana bir katkı yapması lazım. Senin de ona. O zaman bunu 5-6'ya sıralamaya koyarsın. İtiraz edemezler. İtiraz etmiş şeyleri de yok. O zaman ayrı bir ittifak yap dersin. Tamam, aynı ittifakla girelim ama sen kendi listenle gir diye bir teklif sunabilirsin. Çok büyük bir hataydı bu. Cezasını da çektik zaten. Evet. Peki Kılıçdaroğlu kalsın gitsin tartışmaları devam ediyor halen. Kılıçdaroğlu kalmayı istiyor. Bu belli oluyor yaptığı çıkışlardan. Siz ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu kalmalı mı, gitmeli mi? Şimdi Kılıçdaroğlu kalmalı mı, gitmeli mi derken bunun çok uzatılmaması düşüncesindeyim. Çünkü uzatıldıkça partiye çok büyük zararı olacak. Böyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu zaten bu seçime adaylığını açıkladığı an son dönemi olduğunu zaten kendisi de biliyordu. Kazansaydı da sondu, Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını tamamlayacaktı. Kazanmasaydı da CHP Genel Başkanı olarak siyasi hayatını tamamlayacaktı. Bunu kendisi de biliyordu. Şimdi kazanamayınca bunu bilerek girdiğin bir seçime kazanamadığım zaman
ben ne yaparım diye düşünmemiş olamaz. Mutlaka düşünmüştür bunu. Ve bunun sonucu da partiden istifa edip, genel başkanlığı bırakıp, partide bir abi gibi devam etmek. Yani yeni örgütlenmenin önünü açmak. Tamam, teşekkür ediyoruz yine Kılıçdaroğlu'yla. Bu mesele Kılıçdaroğlu meselesi değil. Mesele bir ideoloji, bir mantık meselesi. Yani kazansaydı da, kaybetseydi de bunun zaten son dönemi olduğunu biliyordu Kılıçdaroğlu. Bilmiyorsa başka bir niyeti vardır o zaman. Evet. Artı geldik, şimdi seçimden sonraki açıklamalara baktığımızda, şimdi bir CHP genel başkanı şu açıklamayı yapamaz. Şimdi İmamoğlu deniyor, işte Selin Sayık Böke deniyor, o deniyor. Yani isimler olacak, isimler çıkacak tabii. Herkesin hakkıdır bu. CHP'liyim diyen CHP'li yemek vermiş, bütün siyasiliğim genel başkan olmak gibi bir hayali olabilir. Olsun da zaten. Ama şöyle bir açıklama yapamaz bir genel başkan. Herkes koltuğunu korusun. Bu açıklama bir CHP genel başkanına yakışmaz. Yani ben koltuğumu koruyacağım diyor. İmamoğlu diyor ki sen de İstanbul'u koru diyor. Şimdi bir genel başkan sen önce İstanbul'u koru derse kendi adayına. Yani ben sana kazandırmayacağım demek gibi bir şey bu. Bu aptalca bir söylem. Bilmiyorum niyeti ne, ne yapmak istiyor. Yani bana göre şu an zaten Kılıçdaroğlu tamam mücadele etti, uğraştı, takdir ettik, alkışladık. Ama şu an CHP genel başkanı olarak bence hükümsüzdür. Peki, teşekkür. Şimdi dediğimiz gibi Tanju Özcan CHP'li. CHP'li siyaset yapan ve gayet de düzgün giden bir siyasetçi. Aday olmak gibi bir hakkı tabii ki var. Yani siyaset yapıyorsan daha bir üstünü hedeflersin. Daha bir üst nokta koyarsın kendine. Ya ben bunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım diye. Ve yaşı da gayet normal, uygun. Siyaset her noktasına aday olabilir. Olabilir ama ister seçilir, ister seçilemez. Yani o başka bir şey. Yani o başka bir şey. Yani. Ama disipline vermek biraz... O, bu ilk gelmiyor Tanju Özcan'ın başına. Maalesef CHP'de de demokrasiden bahsediyor ama kendi içinde biraz aykırı ses çıktı mı, muhalefet oldu mu? Çünkü CHP zaten kendi kendine muhalif olması gereken bir parti. Yani kendi kendine muhalif değilsen, başka yerde muhalif ararsan olmaz. Önce kendi içindeki muhalefeti dinleyeceksin. Evet. Sağdan sağa karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir zaafı var. Partiyi sağa çekmedi mi? Atatürk'ten, Atatürk'ün ilkelerinden uzaklaştırmadı mı? Ne düşünüyorsun bu konuda? CHP Atatürk ilkelerinden uzaklaştı demeyelim de sanki oraya girmeyelim, kaçalım gibi bir görüntü veriyor. Yani CHP'nin Atatürk ilkelerinden, Atatürk yolundan, Atatürk fikrinden uzaklaşma gibi bir şansı yok. Sapmalar olabiliyor, oluyor da görüyoruz zaten. Yani İşte ya öyle demeyelim, kırılırlar, kırılan kırılacak. Atatürk bu ülkenin kurucusudur, bu ülkenin önderidir ve bu ülkeyi çağdaşlaştırmış bir yapı oluşturmuştur ve bunu gelecek nesillere devretmiştir. Bunu bu ülkeye masaya koyacaksın. Atatürk bu ülkede tartışma dışı bir şeydir bana göre. Yanlış da yapmıştır. Hele ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani, yanlış da yapmıştır, o da olabilir. Yani hepimiz insanız. Yani bugün Atatürk'ten uzaklaşalım diyen CHP içindekiler ya da genel merkez oraya çok girmeyelim derken bugün kendi yaptıklarına bir baksınlar. Partiyi ne hale getirdiklerine baksınlar. Parti içindeki gerçek CHP'lileri nereye fırlattıklarına bir baksınlar. Nereye gömdüklerine bir baksınlar. Yerlerine kimi getirdiklerine bir baksınlar. Parti içindeki akışa bir baksınlar. Örgütlere baksınlar. Şu an CHP'de ciddi anlamda bir örgütlenme sıkıntısı var. Örgüt sıkıntısı var. Peki, bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu olmasın diyorsun. Yerel seçimlerden önce mi olmasın, yani kurultay yerel seçimlerden önce mi yapılmalı, sonra mı yapılmalı? Yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun insafına bırakmalı mı Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tek sınav var. Hayatının son sınavı. Kendisi şuna diretiyor. Yerel seçimlerden sonraya bırakmaya meylediyor. Örgütü buna hazırlamaya çalışıyor. Bu yönde söylemleri var. Yerel seçimlere bir yapalım. Ondan sonra, çünkü şöyle hesaplıyor bana göre. Ben burada durduğum sürece yerel seçimlere girersek İstanbul'da kaybedilecek. Bunu şöyle hesaplıyor. İmamoğlu başarısız oldu. Şimdi kendine bir avantaj sağlayacak. Ankara belki kalabilir. Yani birçok büyük şehir
en az yarı yarıya düşecek. Kim bunu hesaplıyor? Orada durursa bunun olacağını kendi de biliyor. Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduğu her gün CHP'nin bir adım geri gitmesine sebep oluyor oy olarak. Çok sıkıntılı olur. Yani genel yerel seçimlerden ne kadar uzak bir süreçte yapılırsa bu kurultay, o süreçte CHP'de bir yeni heyecan olacaktır, yeni bir hareketlenme olacaktır, bir umut olacaktır ve yerel seçimlere giren her aday daha umutlu, daha dirençli ve daha savaşkan girecektir. Yani yerel seçimlerden ne kadar önce genel başkan değişirse parti o kadar. Mümkünse haftaya. Değil mi? Mümkünse haftaya. Ama tabii ilçe ve il kongreleri var. Öyle birdenbire olmuyor. Onun olmasına gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu ben çekiliyorum partinin abisi olarak devam edeceğim dese zaten her şey kurultay kendi çözer gerisi. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.